Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Futbol 2024 mobilde bugün gelen terlediği epik oyuncular ve özel katları inceleyeceğiz arkadaşlar. Hangi oyuncu kat seviye, hangi oyuncular için açılır, onları bir gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir ilerleyelim. Evet, ilk oyuncumuz Alessandro Del Piero arkadaşlar. Juventus'lu efsane isim Del Piero. 101 oluyor, güçlendiriciyle beraber 102 oluyor arkadaşlar. Gizli forvet oynuyor. Baktığımız zaman top kontrol sürmesi iyi. Bitirici çok güzel. Duran topları da çok etkili kullanan bir isim arkadaşlar. Fasusu da var. Sadece biraz pasları kötü arkadaşlar. Hızlanma değeri güzel. Şut gücü 88. Biraz dayanıklılığı kötü. Baktığımız zaman arkadaşlar formu 2-3 forvette de oynayabiliyor arkadaşlar. Ama gizli forvette biraz daha etkili. Baktığımız zaman oyuncu becerileri de bu şekildeymiş. Yani bitiriciliği, duran topun top kontrolünün falan iyi olması, dengesinin iyi olması arkadaşlar. Alessandro Del Piero özellikle de bayağı güzel gibi duruyor. Hemen ikinci oyuncumuza şöyle bir bakalım arkadaşlar. Roberto Baggio. Biz eklenir diye bekledik ama eklemedi arkadaşlar. Roberto Baggio gelir diye düşündük ama gelmedi. Hemen diğer oyuncumuza da şöyle bakalım bir. Diğer oyuncumuz arkadaşlar Inter'in forvedi Diego Milito. O da kaç seviyor? 101 seviyor arkadaşlar. Baktığım zaman ofansif farkındalığı ve bitiriciliği çok iyi arkadaşlar. Hızlanma değerleri de 81'e 88, şut gücü 85. Kafa vuruşu da var. Boy kaçmış, 1.83 boy var. Yani Lautaro Martinez gibi kafa hakimiyeti de iyi olan bir oyuncu. Diego Milito. Yani Milito'yu Şampiyonlar Ligi'nde final maçında Bayern'in attığı 2 golden çoğumuz biliriz. Milito gerçekten iyi bir oyuncuydu arkadaşlar. Zaten ofansif farkında filtreye baktığınız zaman görürsünüz 97-97. Harika bir oyuncu. Formu da 2'ymiş arkadaşlar. Ben dedim ki Baggio'yu bekledim ama Baggio'yu getirmediler. Son oyuncu da arkadaşlar çok ilginç bir oyuncu. Bu oyuncuyu bilmiyordum ben. İlk kez gördüm. Uzun zamandır neredeydi o isim? Eğer gözden kaçırmasak şöyle bakayım bir. Şöyle bakalım. Evet, işte burada arkadaşlar Evair. Atalanta'da da fren forma giymiş. O da 99 oluyor arkadaşlar. Baktığım zaman onun da ofans farkında ve bitiriciliği çok güzel. Baktığım zaman onun da kafa vuruşu falan var. Formu da 2'ymiş arkadaşlar. Yani bu bir tık düşük kaldı gibi. Keşke Del Piero ile beraber Roberto Baggio'yu da getirselerdi ama dediğim gibi Evair'i getirdiler. Bilmiyordum bu oyuncuyu, araştırdım. İçeride Atalanta'da falan oynamış. Brezilyalı forvet. Yani diğerlerine bakarsak arkadaşlar, yani Milito ve Del Piero biraz daha iyi arkadaşlar. Ya bunun da ofansif farkında ve bitiriciliği tabii ki güzel. Kafa vuruşu da iyi. Ama yani biraz daha iyi olabilirdi. Şimdi diğer oyunculara bakacağız arkadaşlar. Evet. İçeriye de bakalım arkadaşlar. Lukaku'ya baktığımız zaman arkadaşlar 98 oluyor. Baktığım zaman ofans farkında bitirici 90. Şut gücü 92, fiziksel teması 95. Uzun boylu bir arkadaşlar. Kafa vuruşu biraz düşük kalmış ama yani ofans farkında bitirici de güzel. Şut gücü 92, fiziksel teması var. Aslında iyi yerde bir oyuncu arkadaşlar. Romelu Lukaku. İşte formu 0 arkadaşlar. Tek kötü sıkıntısı formun 0 olması. Immobile'ye bakın. Immobile 97'de kalmış. Ofansif farkındalığı 93, bitiricilik 89, şut gücü 92, öyle yapma vuruşu da var. Formu 1'miş maalesef. Immobile'nin. Turam'ın bu kartı 99 arkadaşlar. Sahte koşucu olarak gelmiş. 1.92 boyu var. Kafa varmış. Yani orta kafalarda iş yapar. Hızlanması iyi. Ofans farkında 88, bitiricilik 87'de.
İşte tek sıkıntı işte bunun da formunun maalesef sıfır olması. Sol açıkta da oynayabiliyormuş Turan. Moskin'e bakalım. Moskin 97 seviyor arkadaşlar. Moskin hızlı bir oyuncu. Ofansif farkında 86. Yani şu top sürmesi falan biraz daha iyi olsaydı daha iyi olurdu arkadaşlar Moskin. Bunun da kafa vuruşu var. Yine formu maalesef sıfır arkadaşlar. Moskin'in de. Raspadori'ye bakalım. Gizli forvet olarak gelmiş. 99 seviye. Ofansif farkında da top kontrol sürmesi, tutması bitecek 85. Hızlı da sayılır arkadaşlar. 85, 89, 380. Denge 89, ayaklık 86. Süper yedekmiş. Yani sorudan gizli zaman iş yapar. Formül 1 maalesef. Baktığımız gibi burada gizli forvette, forvette ve sol açıkta da oynayabiliyor Raspadori. Evet, Chukwueze'ye bakalım arkadaşlar. Chukwueze hızlı bir oyuncu, çalım yetenekleri de olan bir oyuncu arkadaşlar. Gezici kanat olarak gelmiş. Sağ açık, top kontrol sürmesi iyi. Yerin ortalar mı yok. Formu birmiş arkadaşlar. Zaten pastelleri de biraz düşük. Yerin orta olsa mesela top sürmekten alınıp pasa verilebilir. Beltran diye bir oyuncu gelmiş arkadaşlar. Fiorentina 97 seviyeli. Ofansif farkındalığı çok iyi. Bitirecek 86. Sağ tarafa baktığım zaman hep yeşil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şutucu 86. Dayaklılığı 88 falan. Bakalım formu da bilmiş maalesef. Açıklarda ve forvette Bertrand bu şekilde oynayabiliyor. Sonuncu da Zirkse. Bolongalı oyuncu. Sahte kuşucuymuş. O da 97 seviye oluyor arkadaşlar. Ofansif farkındalığı 92, bitecek 86'a kalmış. Hızlanma değerleri 86. Şut gücü 85. Süper yedekmiş o da. Onun da formu bir. Yani bu hafta gelen telli oyuncularına baktığım zaman Delphio'nun özellikleri iyi. Milton'un ofansif farkındalığı ve bitiriciliği. Şu Evair isimli oyuncu o çok fazla açıkçası tatmin etmedi bizleri. Keşke Baccio gelseydi arkadaşlar. Bizler Baccio gelir diye tahmin etmiştik ama Baccio'yu getirmediler. Muhtemelen ihtimal bir sonraki İtalya oyuncularından getirecektir muhtemelen ihtimal. Oyuncuların değerlerine baktık arkadaşlar. Buradan sizce top açılımı yapılır mı? Yapılırsa kimler için yapılır? Yorumlar yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yani dediğim gibi Baccio'yu getirselerdi özelliklerini çok merak ediyordum. Nasıl bir oyuncu olacak? Forvet'te oynayabiliyor arkadaşlar Baccio'yu. Bakalım göreceğiz. Ama herhalde buradan muhtemelen sadece açılırsa belki de Del Piero için açılır arkadaşlar. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atıp yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Bye bye.